Selamlar, ben Enes Köroğlu. Yeni bir videoyla daha karşınızdayım. Bu videoda sizlere YouTube katıl butonu, diğer adıyla üyelikler nedir ve nasıl açılır bunlardan bahsedeceğim. Katıl butonu abonelerinizin aylık belirli bir ücret karşılığında kanalınıza üye olarak sizi desteklemesidir. Bunu Twitch veya benzeri canlı yayın platformlarındaki bağış olarak da düşünebilirsiniz. Böylelikle hem siz gelir elde etmiş hem de abonelerinize bazı ayrıcalıklar tanımış olursunuz. Bu ayrıcalıklar emojiler, rozetler, üyelere özel video ve canlı yayınlar gibi sizin belirleyebileceğiniz birçok şey olabilir. Şimdi kanalımızda katıl butonunu aktifleştirmek için neler yapmamız gerektiğine bir bakalım. Katıl butonunu açmak için öncelikle YouTube'un bizden istediği sağlamamız gereken bazı koşullar var. Bunlardan ilki kanalınızın abone sayısının 1000 ve üzerinde olması. İkincisi ise kanalınızın para kazanmasının açık olması. Bu da demek oluyor ki 4000 saati doldurmuş olmanız gerek. Üçüncüsü ise tabii ki 18 yaşından büyük olmanız gerekiyor. Dördüncü olan son şartımız ise kanalınızın çocuklara özel içerik üretmiyor olması. Yani çocuk kanalları maalesef katıl butonundan faydalanamıyor. İşte tüm bu şartları sağlıyorsanız artık siz de katıl butonunu aktif hale getirebilirsiniz. Şimdi katıl butonunu aktif hale getirmek için kanal üyelik ayarları ve yönetim adımlarına geçelim. Gerekli şartları tamamladıktan sonra kanalınızın YouTube Stüdyo bölümüne geliyorsunuz. Ve sol taraftaki sekmelerden para kazanmaya tıkladığınızda burada Gördüğünüz gibi üyelikler adında yeni bir başlık göreceksiniz ve bu üyeliklere tıkladığınızda karşınıza böyle bir ekran gelecek. Burada katıl butonunu açmanız için tamamlamanız gereken 4 tane adım var. Bunlardan ilki üyelik teklifinizi oluşturun. Altındaki başlat'a tıklayarak başlıyoruz. Tıkladıktan sonra karşınıza böyle bir panel gelecek. İşte bu kısımdan üyelikleri ayarlayacaksınız. Peki nedir bu ayarlar? üyelerimize sunacağımız seviye ve ayrıcalıkları bu kısımdan belirleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sol kısımda seviyeler var. Atsız seviye 1, 2, 3 şeklinde sıralanmış. Maksimum 5 tane yapabiliyorsunuz. Buradan seviye ekleye tıklayarak dediğim gibi 4 veya 5.yi de ekleyebilirsiniz. Veya sağ üstte şu kısımda seviye sil olacaktır. Buraya tıklayarak da seviyeleri azaltabilirsiniz. YouTube istatistiklere göre en az 3 tane yapmanızı öneriyor. Fiyat konularını örnek olsun diye yazmış. Yine altta da bu seviyeler için tanınan ayrıcalıklardan bahsetmiş. Siz buradan hemen ilk seviyenizi ayarlamak için soldaki atsız seviye 1'e tıkladıktan sonra karşınıza bu panel geliyor. Buradan seviyemizin adını belirleyeceğiz. İstediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Mesela ben bronz, gümüş, altın olarak 3 tane seviye belirlemiştim. Yine siz de buradan istediğiniz seviye adını gireceksiniz. Burada hemen şundan bahsedeyim. Aylık fiyat diyor. Net gelirin %70'i size aktarılır diyor. Yani katıl butonundan size üye olan birinden mesela diyelim ki 50 liralık size üye oldu. Bunun 35 lirası sizin hesabınıza direkt geçiyor arkadaşlar. 15 lirası ise YouTube kendi alıyor. Burada da bahsediyor zaten. Net gelirin %70'i size aktarılır diyor. %30'unu ise YouTube alıyor. Buradan da fiyat seçine tıklayacaksınız ve en alt fiyatı yani ilk seviyenizin fiyatını belirleyeceksiniz. Ben bunu ilk açtığımda 5 lira gibi bir rakam yapmıştım. Sizin de 5 lira yapmanızı öneriyorum. Ama dediğim gibi isterseniz farklı miktarda yapabilirsiniz. Fiyatı ayarladıktan sonra ülkeyi Türkiye seçiyorsunuz. Aşağıya geldiğimizde ayrıcalıklar kısmından bu seviyeyi alanlar için sağlayacağımız imkanları oluşturacağız. Buraya tıkladığınızda YouTube'un önerdiği seçeneklerden bakın karşımıza çıkıyor. Bunlardan bir tanesini seçebilirsiniz. İlk seviye için en az bir tane ayrıcalık yapmak zorundayız. Kamera arkası videoları, yeni videolara daha erken erişim, videolarda üyelerden bahsetme gibi burada birçok YouTube'un önerdiği seçenek var. Siz bu seçeneklerden birini değil de kendiniz bir ayrıcalık oluşturmak istiyorsanız en üst kısımda şu an burada gözükmüyor. Kamera arkası videolarının üst kısımda Kendim oluşturmak istiyorum diye bir seçenek var. Oraya tıklayarak kendinizde oraya ayrıcalığınızı yazıp oluşturabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben ilk seviye için bir tane ayrıcalık yapmanızı öneriyorum. Daha sonra seviyeler arttıkça ona göre fiyatı ve ayrıcalıkları da arttırabilirsiniz. Bu şekilde seviye 2 ve seviye 3'ü de artık ne kadar seviye oluşturacaksanız fiyatını, ayrıcalığını, ismini koyduktan sonra İncelemeye gönder kısmına tıklayacağız. Fakat buraya tıklamadan önce yani incelemeye göndermeden önce sizlere önemli bir husustan bahsetmek istiyorum. Buraya tıkladığınızda incelemeye gönderip onaylandıktan sonra fiyatları değiştiremiyorsunuz arkadaşlar. Değiştirmeniz için oluşturduğunuz seviyeyi silmeniz gerekiyor. Ve bu seviyeyi sildiğinizde ise daha önce o seviyeye üye olanların üyelikleri iptal oluyor ve paraları geri iade ediliyor. Ya da şöyle yapabiliyorsunuz. Hiç o seviyeyi silmeden farklı bir rakamda yeni bir seviye oluşturuyorsunuz. Yani 5 liralık seviyeyi silmek istemiyorsanız mesela 7 liralık bir seviye oluşturuyorsunuz ama bu da biraz gereksiz oluyor. O yüzden incelemeye göndermeden önce buraları dikkatli bir şekilde doldurmanızı tavsiye ediyorum. İncelemeye göndere tıkladıktan sonra en fazla 24 saat inceleniyor. İncelenmenin durumunu da burada başlamadı yazısının yerinde görebilirsiniz. İncelendikten sonra ise burası tamamlandı olarak yeşil bir şekilde yazacaktır. İlk adım incelenmeye gönderdikten sonra ikinci adıma geçiyoruz. İkinci adım rozet ve emoji yükleme kısmı. Buradan da başlata tıkladığımızda karşımıza böyle bir sayfa gelecek ve bu kısımdan üyelerin yanında üyelik sürelerine göre bir günden bir yıla kadar en fazla 6 tane rozet ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Eğer kendiniz bir rozet yüklemek istiyorsanız kendim yüklemek istiyorum kısmına tıklayıp buradaki resimleri kendiniz değiştirebilirsiniz. Veya burada jenerik YouTube rozetleri, otomatik YouTube'un hazırladığı rozetleri de kullanabilirsiniz. Daha sonra size üye olanlar Yeni üye olduğunda bu şekilde isimlerinin yanlarında rozetleri olacak ve üyelik süreleri arttıkça bu şekilde isminin yanındaki rozetler de değişmeye devam edecek. Bunu da ayarladıktan sonra hemen rozetlerin altındaki emoji kısmına tıklıyoruz. Buradan da yine sizin belirleyebileceğiniz emojinin adı ve emojinin resmi de istediğiniz şekilde yükleyebilirsiniz. Şartları da yukarıda belirtiliyor. GIF, PNG veya JPEG, Minimum boyutu 32x32 32 piksel, yükleme boyutu 1 megabayt'tan az olmalı diyor. En boy oranı da 1/1 olacak diyor. Bu şartlara uygun olarak resminizi de yükledikten sonra emojiler kısmını da tamamlamış oluyorsunuz. 3. adımda ise üyeliklerinizi duyurun diyor. Üyeliklerinizi duyurmanız için size bir tanıtım videosu koymanızı öneriyor. Yani biri gelip sizin kanalınızda katıl butonuna bastığında orada eğer istiyorsanız bir tanıtım videosu koyabilirsiniz. Ben bu kısımları istemediğim için atlamıştım. Alttan yine başlat kısmına tıklayıp koymak istemiyorum deyip hemen bit diye tıklayıp bu adımı da geçebilirsiniz. Daha sonra dördüncü ve son adımda da bizim kanalımızda topluluk sekmesinde bu katıl butonunu oluşturduğumuza dair bir açıklama yapmamızı istiyor. Siz de hemen kanalınızın topluluk sekmesine geliyorsunuz ve benim artık katıl butonum var. Lütfen bana destek olun gibi bir gönderi paylaşabilirsiniz. Bunu da yine yapmak istemiyorsanız veya yapacaksanız yapıp başlata tıkladıktan sonra bitti diyerek tüm adımları tamamlamış olursunuz. Sonrasında ikinci, üçüncü ve dördüncü adımda başlamadığı yazılarının olduğu yerde yeşille tamamlandı yazacak sadece ilk adımda inceleniyor yazacak arkadaşlar. Dediğim gibi zaten e-postayla da bilgilendiriliyorsunuz ve 24 saat sonra burası da tamamlandı olduğunda ki hiçbir sorun çıkmıyor. Eğer kanalınızda herhangi bir kurallara aykırı bir şey yoksa burası da onaylanıyor. Ondan sonra en üstte şurada etkinleştir yazısı çıkıyor ve o butona tıkladıktan sonra kanalınızda artık katıl butonu gözüküyor arkadaşlar. Aboneleriniz abone ol butonunun yanında katıl butonunu görüp oradan kanalınıza üye olabilecek. Böylelikle katıl butonunu da sizlere detaylı bir şekilde anlatmış oldum. Videoyu beğendiyseniz lütfen aşağıdan beğen butonuna basıp kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.